Bu videoda enzim kinetiğinden bahsedeceğiz. Ama önce geçiş durumundaki delta G'nin değerini ya da tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandıran enzimlere bir göz atalım. Aynı zamanda bunun olabilmesi için S olarak kısalttığımız bu substratın P'ye yani ürüne dönüşmeden önce enzim substrat ES birleşenini oluşturmada E yani enzimle birleşeceğini unutmayın tam da burada bir şey daha unutmamak gerekiyor. Enzimler kataliz tepkimesinde kullanılmasalardı, burada denklemin sonunda elimizde E diye bir şey olmazdı. Enzim kinetiğinden bahsederken kullandığımız genel bir metot var. İşte bugün onu konuşacağız. Kinetiği düşündüğümüzde A'dan B'ye bir değişim olarak gerçekleşen tepkime ya da reaksiyon diye basitleştirebiliriz. Hatırlayalım, A'dan B'ye gerçekleşen bu değişimdeki hız reaksiyonun bulunduğu ortama bağlı değişen bir hız sabiti olan K ve başlangıç materyalimiz A'nın konsantrasyonuyla çarpımına eşittir. Yani videonun başındaki sıralamada bahsettiğim gibi E artı S, ES olur. Daha sonra o da E artı P'ye eşit olur. Bu durumda elimizde iki tane reaksiyonumuz veya tepkimemiz var. 1 ve 2. Aynı zamanda bunların da kendi hız denklemleri bulunuyor. Birinci hız denklemi, hız sabiti k 1 çarpı başlangıçtaki iki materyelimiz e ve s'ye eşitken, ikinci hız denklemimiz k 2 çarpı tek başlangıç materyalimiz s'nin konsantrasyonuna eşit. Fark ettiniz mi? Birinci reaksiyon iki tepkene e, sahip enzim B substrat. Fakat ikinci reaksiyonu sadece bir tepkeni var. O da enzim substrat kompleksi. Peki o zaman hız derken ne demek istiyoruz? reaksiyonun hızı adı üstünde reaksiyonun sahip olduğu hızdır. O yüzden aynı zamanda buna hızın sembolü olan V de diyoruz. S'den P'ye yani ürüne dönüşen bütün reaksiyonumuz içinse aslında hızı zamana göre ürün konsantrasyonundaki hız değişikliği olarak hesaplıyoruz. Kalkülüsle pek anlaşamayanlar içinse şöyle söyleyebilirim. P'deki değişim yani delta P bölü delta T yani zamandaki değişim. Dolayısıyla yeni üründen aldığımız hızı arttırmak için ya substrat konsantrasyonunu arttırıyoruz ya da enzim konsantrasyonunu arttırıyoruz. Bu arada K'nın değerinin sabit ve değişmez olduğunu varsayıyoruz. Enzim kinetiğini düşündüğümüzde enzim konsantrasyonunun tamamının sabit bir durumda olduğunu kabul ederiz. Bu durum enzimin farklı hücrelerde çalıştığı zamanlarda da geçerlidir. Şimdi mesela burada 4 enzimimiz olsun dersek ve her bir enzim saniyede 10 reaksiyon hızında çalışırsa bu demektir ki reaksiyonumuzun mutlak maksimum hızı saniyede 40 reaksiyondur. Biz bu hıza Vmax ya da maksimum hız diyoruz. Bunun altında yatan fikir substratların yüksek konsantrasyonda olduğu noktada enzimlerin artık iyice substratlarla doymuş hale gelecek ve daha hızlı bir şekilde reaksiyona giremeyecek olmasıdır. Substrat konsantrasyonunu çok fazla arttırsak bile hala maksimum bir hız yani Vmax olacaktır. Ayrıca substrat konsantrasyonunu arttırarak bir reaksiyon hızını yükseltebilmek için daha fazla şeye ihtiyacımız var. Grafikte yerleştirecek olursak, reaksiyon hızı V'ye karşı substrat konsantrasyonunu ya da derişimini incelediğimizde substrat konsantrasyonumuzun yükseldikçe hızının hızının da Vmax değerine yakınlaştığını görebiliriz enzimleri ve kinetiği de bu şekilde düşündüğümüzde enzimlerin ve substratların nasıl davrandığına dair birkaç varsayımda bulunabiliriz. Şimdi bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Yaptığımız ilk varsayım çözeltilerimizin ideal bir şekilde davrandıklarına dair ve enzim reaksiyonunun iki basamakta gerçekleştiğini düşünüyoruz burada. İlki substratın enzimle bağlanması, ikincisi ise enzimin yardımıyla substrattan ürüne dönüşmesi. Çözeltimizin ideal bir şekilde davrandığını varsayıyoruz demiştik ve işleri karıştıran herhangi bir dış müdahalede söz konusu değil diye kabul ettik. Yani bu durumda kinetik tartışmamızı biraz da olsa basit bir hale getirebiliriz. İkinci varsayımımız iki büyük sabit değerimizin değişmemesi, sabit kalması. Enzim konsantrasyonunun protein sentezi ya da bozulması gibi değişiklikler göstermediğini ve aynı zamanda hız sabiti K'nın da sıcaklık gibi çevresel faktörlerden dolayı değişmediğini düşünüyoruz. Son varsayımımızda reaksiyonumuz için substratımızın enzim desteği olmadan yeterince hızlı bir şekilde ürün oluşturmaz ve göz ardı edilebilir. Enzimlerin tepkimeleri hızlandırdığını unutmayın. Yani aslında substrat enzim olmadan da ürün oluşturabilir. Ama enzim kinetiğinden bahsederken bu durumun gerçekleşmediğini varsayacağız. Peki bu videoda neler öğrendik? Öncelikle enzim katalizini iki önemli adımda sınıflandırabildiğimizi öğrendik ilkinde enzimin substratla bağlandığını, ikincisinde ürünün oluşumunu ve her bir adımın farklı hızlarda gerçekleştiğini gördük. Sonra enzim konsantrasyonunu sabit tutarsak o reaksiyon için maksimum hızı yani Vmax'ı elde edeceğimizi öğrendik.